Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün önce Fed'le başlayacağız. Fed'in 75 bas puan faiz arttırması bekleniyordu. %75 ihtimal veriliyordu buna. Az bir ihtimalde 100 bas puan faiz arttırması bekleniyordu. 75 bas puan arttırdı. Yani beklentiler doğrultusunda bir faiz artışı oldu. Ondan sonra dedik acaba bir Eylül'de durup dururuz, şimdi bir Ağustos'ta verilere bakarız der mi? Böyle bir şey derse piyasa pozitif aldılar. Öyle bir şey dedi. Evet, verilere bakarız. Ona göre Eylül'e karar veririz dedi. Tamam. Ama o veriler kötü gelirse de çok büyük de bir faiz artışı yaparız dedi. Ve piyasa coştu. Şimdi bu pek güvercin bir açıklama değil, değil mi? Yani Fed burada bir şeyden geri adım atmıyor. Tamam, riskler olduğunu görüyor falan ama yani resesyona dair riskler olduğunu falan, büyümeyle ilgili bir takım sorunlar olduğunu ifade ediyor bir şekilde. Ama öyle ya işte durum pek öyle iyiye gitmiyor. Enflasyonda da zirveyi gördük herhalde biz falan, geri adım falan. Öyle bir şey yok. O iş Eylül'e kaldı yani. Ve öyle de şahin değildi. Şimdi bundan evvel iki tane faiz artışında benzer şeyler söylediler ve piyasa yukarı gitti. Ertesi günü de piyasa tam tersine döndü. Çünkü o zaman da şey dendi, işte aslında piyasa yanlış anlıyor, işte şimdi doğrusu çok efendim şahindi, bilmem neydi. O yüzden de işte bugün düşmesi normaldi deniyor. Ben de o zaman dedim ki ya bu iş bir bitsin, biz bir perşembeyi de görelim, ondan sonra yön için bir şey söyleyelim. Çünkü tam tersine dönebiliyor yani. Üstelik bugün bir de Amerika'da büyüme verisi vardı. O da eksi geldi. Yani iki çeyrek üst üste büyüme eksi geldi Amerika'da. Bu da resesyona işaret eden bir gösterge. Bunlardan sonra işte bu adamlar bunu kullanırlar, satarlar falan dedik. Yani istedikleri zaman satma yönünde kullanabiliyorlar, istedikleri zaman alma yönünde, alım yönünde kullanabiliyorlar. Yani şöyle mesela. İşte resesyona giriyorsun değil mi? İşte şirketler daha az para kazanacak. Borsa mesela daha kötü olması gerekir. Hayır. Fed geri adım atacak enflasyonla mücadelesinden diye pozitif yorumlayabiliyor. Yani hangisi geçerli buradaki yorumların? İşte onu bugün kapanıştan sonra belki göreceğiz. Yani evet, resesyon geliyor. Resesyon içerisindeyiz. O yüzden Fed geri adım atacak şeklinde piyasa buna inanmak istiyorsa... Bugün yükseliş devam edecek ama önce bir eksi yaptı, şimdi az miktarda artı yaptı, daha belli değil. Amerikan borsası için konuşuyoruz. Altın için, altın dün bu hareketlerden sonra yükseldi, güzel. Bugünü de bir görelim dedik. Bugün de fena değil gibi ama biraz zorlanıyor sanki. Zorlandıktan sonra tekrar yukarı gidiyoruz ama biraz daha bugünü bir görelim yani, değil mi? Bakalım nasıl olacak? Tekrar altın bu 1750'lerin üzerinde kalabilecek mi yoksa... Kapanışa doğru satışlar gelecek mi? Yani bir görmek gerekiyor. Çok karışık piyasa. Hem Fed zamanında karışık olmasını bekliyorduk o piyasanın. Hem de bir de bugün bu veriler var. Yarın kim bilir ne olacak? Yani piyasa, o yüzden bugünden bir şey söylemek pek mümkün değil. İşte bir de bizim taraftan gidecek olursak, bizim tarafta da Kavcıoğlu'nun sunumu vardı. Ben de Perşembe sabahları artık oldu bizim program diye EkoTürk'e gittim. Size de buradan duyurdum işte Perşembe günü sabah işte saat 10'da EkoTürk'te program var falan diye. Meğer onlar o Kavcıoğlu'nu çekmeye gitmişler ve oradaki bir kişi de bu işlere bakan asistan sekreter ya işte kimse bana haber vermesi gerekiyormuş. Öyle bir haber bana gelmediği için ben hazırlandım, grafiklerimi falan yaptım, gittim oraya. Niye geldin dediler. İşte bizim Ankara'da canlı yayın vardı. Sondan öğrendim ki Kavcıoğlu'nu tercih etmişler benimle yayın yapmaya. Tabii işte Merkez Bankası Başkanı falan ama yani ne bileyim işte bir Mehmet Öğütçü'yü çıkaracaktık, o yüzden işte senin programını iptal ettik falan deselerdi. Tamam derdim yani, daha
faydalı şeyler söyleyebilecek birisi bana göre, ama şimdi Kavcıoğlu'nun söylediklerinden artık komedi var sadece, yani başka bir şey değil. Nitekim bugünkü sunumunda da enflasyonun sebebinin bir sürü şeyler olduğunu söyledi. Bunlardan bir tanesi de döviz kurundaki artış dedi. Ama o döviz kurundaki artışın kendi faiz indirimleri sonun nedeniyle olduğu, kendisinin göreve getirildiği zaman, Naci Ağbal'ın görevden alıp kendisinin getirildiği zamanki artışın da burada etkili olduğu gibi şeylere hiç değinmedi. Dolayısıyla enflasyon teşhisi tamamen yanlıştır. Enflasyon teşhisi tamamen yanlış olduğu için de tedavisinin de doğru yapmasını bekleyemezsiniz. Bu durumda enflasyon artmaya devam edecek. Öyle kendi beklediği gibi 60 falan olmayacaktır sene sonunda. 100 olursa ben şaşırmayacağım. Yani dolar çıkmaya devam edecek, düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek. Çünkü Merkez Bankası yanlış yaptığını kabul etmiyor. Yani şöyle demiyor, bakın mesela Sayın Nebati falan konuştuğu zaman faizler düşük, bu çok iyi bir şey. İşte enflasyonun altında faizle borçlanıyor şirketler, yatırım yapabiliyorlar, bu çok iyi bir şey diyor. Yani o faiz indirimini savunuyor. Şimdi burada hiçbir etkisi yok diyor. Bak şimdi kendi dünyasında hiçbir etkisi yok diyorsan, o zaman faizi arttırman gerekmiyor zaten. Tutarlı yani gözüküyor Kavcıoğlu, ama tabii yani külliyen tutarsız. Kendi yarattığı dünyanın içerisinde var olabiliyor. Gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yok. O yüzden dolarda düşüşler alım fırsatı, gram altın falan gibi şeyleriniz varsa da alın oturun diye boşuna demiyoruz. Şimdi altına falan da geleceğiz. Şimdi önce borsa. Şimdi borsa ne dedik? Şu Ichimoku'nun üzerinde kalması gerekiyor. Üzerine de 2558'i çizdik. Bugün de Amerika terse dönünce biz de burada bir gün evvel 2543, yani bir gün öncesine göre fazla bir şey fark etmeden kapatmış olduk. Ama bankacılık endeksinde satışlar vardı. Bankacılık endeksinde şu 2338'in geçilmesi önemli dedik. Geçilemedi. Peki ikili tepe mi oldu? Bakalım şu 2133 aşağı kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Amerika biraz burada belirleyici olacak. Yani bugün Amerika'yı takip edeceğiz. Dolar TL'de yükseliş trendi devam ediyor. İşte bir kanalın içerisinde, bu kanalda niçin böyle olmuş? Yani çünkü bu kaybolmuş. Kanalın içerisinde yükselmeye devam ediyor. Söylemiştik. İşte herhangi bir değişiklik yok. Düşüşler alım fırsatı. Dolar almak istiyorsanız alın. Neden? Çünkü yurt dışı swaplar arttı. Türkiye'ye karşı bir saldırı olabilir ve o saldırıda da dolar TL çıkabilir. Bakmayın siz, bir sürü meczuplar var. İnsanlara dolar aldırıyorlar bilmem ne diyor. 8.34'teyken aldırdım, alan insanlar da bana hala daha yazıyorlar. Teşekkür ediyorlar. Dolayısıyla bu enflasyonun neden olduğunu bile daha açıklayamayan, açıklamak belki işine gelmeyen Merkez Bankası Başkanı varken merak etmeyin. Bu dolarda bütün düşüşler alım fırsatı. Öncelikle onların bir kendine düzen, çeki düzen vermesi gerekiyor ki biz diyelim ki işte dolar da artık yeterince yüksek bir seviyeye geldik. Naci Ağbal varken doğru şeyler söyleniyordu. Satın diyorduk. 8,5 olan dolara 7,26 olacak diyorduk. 7'nin de altına gitti. Çünkü doğru işler yapıyordu. Burada Şahap Kavcıoğlu doğru bir iş yapamıyor. O yüzden de düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek. Gelelim buradan Amerika'ya. İşte Dow Jones kritik bir yeri geçti. Şu hareketli ortalamanın üzerinde görüldüğü üzere şöyle kaldı ve buradan da destek buldu. Bugün de her ne kadar gün içerisinde düşse de fena değil. Yani şimdi şu 31.760'ın üzerinde destek bulması önemlidir. Bugün ne olacağı belli değil diyoruz. Çünkü burada bugün tekrar geri gelebilir, ama bu seviyede yani 31.800 gibi seviyelerde destek bulması, geri çekilme oldu bitti, buralardan tekrar yukarı gider dememiz için yeterlidir. Yani çünkü benim beklentim öyle veya böyle Amerikan endekslerinde yükselişin gelmesidir.
en kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum burada. Ama dediğim gibi şöyle bir satışlar gelebilir. 3959'muş bu S&P'de. Böyle gelebilir. Bir ihtimal burası kırılırsa 3817 de gelebilir. Bak bundan demin bahsetmedim. Ama bu 3600'lar falan bunlar artık diptir. Bunlar en kötüsü geride kalmıştır yani. Şöyle bakıldığında işte şu şekilde tabii güzel değil belki ama bir yukarı yönde bir hareket olduğunu işte görüyorsunuz. En azından şu şekilde şöyle şöyle işte bir şekilde gittiğini ama bunun biraz daha böyle aşağılara deyip şöyle trend çizgisine deyip sonra tekrar gidebileceğini düşünüyorum. Yani en kötüsü geride kalmıştır. Amerika'da en kötüsü dediğimiz yani 3700 geride kalmıştır. Bir daha o 3700'lere gelmesini beklemeyiz. Ama buralarda biraz oyalanabilir, biraz geri gidebilir, biraz vakit geçirebilir. 4074 geçilirse yani bu Ichimoku'nun üstüne çıkılacak olursa rally başlamıştır diyebiliriz. Şu anda orada değiliz. Belirsizlik bölgesindeyiz. Ichimoku içerisinde olduğumuz için ve bugün de özellikle Nasdaq'ta bayağı gitti geldi fiyatlar. Nasdaq'ta da sınırımız şurası yani 12.680 12.683. Burası geçilecek olursa rally başlıyor. Yani henüz oralarda değiliz. Tabii onu da söyleyelim. Buradan gelelim Bitcoin'e. Bitcoin hareketli ortalamaya kadar düştükten sonra tekrar geldi. Yani belirsizlik bölgesini geçti. Burada bir düşüş olmasını bekliyordum geçen hafta. Yarın gene saat 3'te BTC Haber TV'de bunu ele alacağız. Buraya kadar gelip yani şu hareketli ortalamanın olduğu 21.200'e kadar gelip buradan yukarı gidiyor olması, sistemin ala dönüyor olması çok güzel. Ve bugün de Nasdaq'ta yükseliş devam edecek olursa kripto paraların da yükselmeye devam etmesini beklerim. Yarın dediğim gibi tekrar bakacağız. 25.000 geçildikten sonra da rally başlayacak. En kötüsü geride kaldı o zaman diyeceğiz. Burada çünkü daha volatilite var. Yani burada değişiyor işler. Gelelim altına. Altın enteresan bir şekilde. Şimdi şu 1744 bizim için önemli. 1744'ün üzerine bugün çıktı. Bugün çıktı. Bugün bunun üzerinde kalması çok önemli. 1744, 45'in üzerinde kalması önemli. Yarın da altına gelmemesi gerekiyor. Yani bu 1745'in üzerinde 2 gün kalması gerekiyor. O zaman tamam diyeceğim. Artık altında da en kötüsünü geride bıraktık. Ama bu 1745'in üzerinde 2 gün kalabilmesi gerekiyor. Yükselişin. Şu anda bugün içerisinde mesela gitti geldi gitti geldi falan yükselişini gene de sürdürdü yani o bakımdan altın iyi. Altın iyi olunca gümüş daha da iyi. Orada daha da güçlendiğini görüyoruz. Dediğim gibi ama bakın bugün hareketli ortalamanın üzerindeki ikinci günü güzel. Buradaki şu gümüşte şu seviyenin de geçilmesi yani 10 19.40'ın da geçilmesi iyi. Bu 19.40'ın üzerinde yarın da kalabilmeli yani bu yükseliş devam etmesi için. O zaman altında, gümüşte en kötüsü geride kaldı diyeceğiz. Amerikan 10 yıllıklarda çünkü düşüş bekliyorduk ama o henüz istediğimiz yerde değildi. Şöyle Amerikan 10 yıllıklara baktığımda bakın 2.70'i kırması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de kırabilir demiştik. Çünkü Ichimoku'nun altına geçmişti. Bugün kırıyor. Tabii bu 2.70'in altında da yarın da kalması gerekiyor. O zaman tamam diyeceğiz. Bakın bu epeyden beri görülmemiş bir seviye. 2.64'teyiz şu anda. Buralardan sonra artık düşüşler başladı diyebiliriz. Zaten ikinci haftası hareketli ortalamanın altında. Yani ne diyordum? Önce tahvil rallisi. İşte tahvil rallisi geldi. Yani 3.5'tan 2.70'e geldik. Amerikan tahvilleri ralliye başladı. Faiz düştüğü zaman ralli başlıyor. Ondan sonra onunla birlikte hisse senedi rallisi olacak dedik. Orada belki bir daha bir 3800 yapacak. 3817 yapacak S&P ama belki yapmadan tekrar yukarıya gitmeye devam edecek. Buradan
Fed'in geri adım atmasını beklemiyor piyasalar, artık daha heyecanlı. Buradan sonra geri adım atabileceğini düşünmeye başladılar. Altın, gümüş, o biraz gecikebilir. Buralardan tekrar bir aşağı yapabilir. Tekrar bir belki 1680 yapabilirdi buralardan. Öyle bir ihtimal hala daha var ama onun da ya o 1680'i şimdi yaptıktan sonra ya da işte buralardan tekrar dirençleri kırıp yukarı gitmesini bekliyorum. Yani önce tahvil, sonra hisse senedi piyasası ve kripto paralar, ondan sonra da bu ralliye katılacak olan değerli metaller demiştim. Herhalde hisse senedi piyasasında bir doygunluk olduktan sonra daha geriden geldiği için de değerli metaller yükselmeye devam edecek. O yüzden o 2267 dolar ons hedefimiz devam ediyor. O devam edecek ama hisse senetleri durmuş olacak diye düşünüyorum. O da bizim için çıkış için iyi bir fırsat olacak. Yani hisse senetleri durdu ama altın gümüş artmaya devam ediyor. Tamam, biz artık burada hisse senedindeysek çıkalım. Altın gümüşteysek ama duralım, biraz daha durabiliriz diyebileceğiz. Öyle bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şu anda gidişat güzel ama temkinli olmak lazım. Dediğim gibi bu 2 gün, çarşamba, perşembe altının yükseldiğini görmemiz gerekiyordu. Şu ana kadar iyi gittik, güzel gittik. Yarın da devam ediyorsa tamam diyeceğiz. En kötüsü geride kaldı. Altında, gümüşte diyeceğiz. Bundan sonra ralli başlıyor diyeceğiz. İşte bugünlük de bu kadar.